Merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bu videomda Deccal'den bahsedeceğim. Zaman zaman tartışma konusu olan, özellikle de kıyamet alametleri arasında zikredilen bir varlıktan söz edilir. Bununla ilgili birçok iddia dillendirilir. Nedir bu mesele veya ne değildir? Kur'an'da yer alıyor mu, almıyor mu? Kıyamet alametlerinden birisi midir gerçekten? Veya bunun uzantıları nelerdir? Biraz buna dair düşüncelerimi veya tespitlerimi aktaracağım. Kaldı ki bunların birçoğu zaten dillendirilmiş olan hususlardır. Yalnız özellikle de tartışmalara konu olduğu için bana da sıklıkla sorulduğundan bu konuyu ele almaya karar verdim. Konuyu iki başlık altında inceleyeceğim. Önce İslam'dan önceki kaynaklarda veya dini gelenek ya da kültürlerde Deccal kavramının veya Deccal'in varlığının olup olmadığını irdeleyeceğim. Ondan sonra da İslam'daki Deccal metaforunun veya Deccal ile ilgili iddiaların neler olduğunu ortaya koyacağım. Özellikle de Kur'an'da olup olmadığını, Kur'an'da yoksa rivayetlerde hangi boyutuyla ele alındığını, Hazreti Peygamber'e isnat edilen rivayetlerin içinin veya Deccal ile ilgili iddiaların içinin ne kadar dolu olduğunu veya akla yatkın olduğunu gözler önüne sermeye çalışacağım ve bütün bunların özelinde Deccal'in bir kıyamet alameti olup olmadığını veya böyle bir varlığın gerçekten de zuhur edip etmeyeceğine dair detayları gözlerinizin önüne sermeye çalışacağım. Şimdi geleneksel İslam kültürüne baktığımız zaman kıyameti yakın zamanda ortaya çıkarak göstereceği bazı olağanüstülüklerle insanları yoldan çıkaracağına inanılan kişi olarak tarif edebilirim. Yani ana hatlarıyla böyle. Yani bir insandan söz ediliyor ve aynı zamanda onun çıkışı kıyamet alametlerinden birisi olarak gösteriliyor. Dolayısıyla da kıyamete yakın zamanda ortaya çıkacağını da bu vesileyle anlamış oluyoruz. Öncelikle belirtelim ki Deccal veya Deccale dair inanışlar Kur'an'da yer almaz. Bunun bir kere altını özellikle çizeyim. Yani Kur'an'da Deccale dair hiçbir kayıt yoktur. İma yollu bir ayete dahi referans veremezsiniz. Ha, bunu tabi bazıları kabul etmeyeceklerdir. Zira kimi ayetlere atıf yaparak istidlal yollu bir takım çıkarımlar elde edecekler. Ediyorlar da zaten. Bunları hariç tutuyoruz. Ama buna mukabil hadis eserleri arasında geniş yer bulmuş bir konudur. Özellikle de fiten ve melahim edebiyatı içerisinde bu konuyla ilgili akıl almaz iddialar, akıl almaz bilgi kirlilikleri vardır. Ve bunlar gelmiş dinin içerisine olduğu gibi boca edilmiştir. Sorun da zaten buradan çıkmaktadır. Sebebi nedir? Çünkü bunlar hadisler, peygambere isnat edilen sözlerdir. Dolayısıyla da doğrudur ön kabulüyle hareket edilmiştir. Ve aynı zamanda da bunlar vahiy ile eşitlendiği için buradaki hezeyanların tamamını savunma gereği duymuşlardır. İşte kimi zevat Deccal konusundaki bu hezeyanları anlatarak samimi insanları aldatırlar veya bunları din diye sunarlar, tatlı hikayeler zikrederler. Kimi insanları korkuturlar ve adeta düşünme kapasitelerini dumura uğratarak akıllarını iğdiş ederler bu hikayelerle ve bunları din diye üstelik de sunarlar. Oysa bu rivayetler arasında yani referans aldıkları rivayetler arasında Deccal aynı zamanda insanları aldatmak amacıyla güzel sözler söyleyen, yalan uyduran bir varlık olarak da zikredilir. Yani aslında Deccal ile ilgili hikayeleri anlatıp da bunları aynı zamanda da dine refere edip bunun üzerinden bir takım iddialar ortaya atanlar bir anlamda kendilerinin de Deccal olduğunu halka deklare etmiş oluyorlar. Zira hadis rivayetleri arasında bu tarz haberlerin olduğunu da belirtmiş olalım. Şimdi gelelim İslam'dan önceki dini kültürlerde bu mevzunun uzantılarının olup olmadığına. Deccal kültünün tarihi olabildiğince eskidir. Bir kere bu kavramın kökeninin farklı versiyonları, farklı iddiaları var ama ta eski Babil mitolojisine kadar götürülebildiğini görüyoruz. Aynı şekilde ön Asya kavimlerinde zamanın sonunda Tanrı'ya karşı çıkacak fesat canavarı efsanesinden üretilmiş bir yönünün olduğunu söyleyebilecek elimizde bir takım veriler var. Özellikle Yahudi kültüründe veya Yahudilikte köklü bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz ki büyük oranda da zaten İslam'a buradan boca edildiğini bu vesileyle
belirtmiş olayım. Nedir bu? Kıyamete yakın zamanda Allah'a karşı gelecek güçlü bir varlık olarak tasavvur edilmiştir. Ve bu şekilde bir deccal metaforu vardır. Aynı şekilde Hristiyanlıkta da Helenistik kültüre kadar dayanan geçmişinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu kültürlerdeki deccal miti ile İslam'daki daha sonradan İslam'a geçen deccal miti arasında birçok benzerliklerin olduğunu görüyorsunuz. Zira aynı kaynaktan geliyor. Fakat bizim dinci zevat veya maço dinciler bir taraftan Yahudi ve Hristiyanlık aleyhine olmadık iddialar ortaya atarlar. Muazzam bir böyle maço dinbazlık sergilerler. Ama onların hikayelerini, hurafelerini, mitolojik anlatılarını bütünüyle hüsnü kabulle alırlar ve insanlara da bunları din olarak sunarlar. Ne kadar akıllılar, ne kadar zekiler ve aynı zamanda ne kadar da dürüstler, değil mi? Dolayısıyla da bu hikayelerin çıkış kaynağının eski kadim Yahudilik veya Hristiyanlık olduğunu bir kere belirtmiş olalım. Dikkat edilirse kıyamet alametleri olarak sunular ve hepsi de aynı zamanda vahye aykırı olan bu iddialar bu dinci zevat tarafından ısrarla savunulur. Görebildiğimiz kadarıyla Yahudi kutsal metinlerindeki bu Gog Magog kıssası gibi bazı anlatılar bu Deccal telakisine müsait bir zemin hazırlamış. Bu hikayeler önemli bir yer tuttuğu için Müslümanlar bunlardan etkilenmişler ve kendilerine uyarlanmışlar veya buna benzer kıssalar oluşturmuşlardır. Mesela Gog'un ahir zamanda Yahudi düşmanlarına komutanlık yapacağına ve aynı zamanda Rab Yahve tarafından da öldürüleceğine dair, mağlup edileceğine dair bir takım hikayeler vardır ki Yahudi kutsal kitabının bu Daniel bölümünde buna benzer de hikayeleri yine bulabilirsiniz. Yani farklı versiyonları da bulabilirsiniz. Mesela yine Yahudilere zulmeden Antikos, 4. Antikos vardır. Deccal olarak nitelenmiştir bu Yahudi kültüründe. Zalim bir hükümdar, aynı zamanda büyük bir komutan, azizlere zulmeden ve Allah'ın mabedini tahrip eden bir deccal olarak tanınmıştır veya bu şekilde karakterize edilmiştir dikkat ederseniz. Yahudiler deccali Mesih'in muhalifi olarak görmüşler aynı zamanda. Mesih ise onları kurtaracak bir kişidir. Dolayısıyla da bu Antikos'un yanı sıra Neron gibi, Caligula gibi, ne bileyim Pompei gibi farklı idarecileri de yine deccal olarak nitelediklerini görüyorsunuz. Sonuç itibariyle Yahudi kültüründe muazzam bir geçmişinin olduğunu birkaç hikayeden veya işte telakkiden söz ettim. Tamamını burada izah edebilmem mümkün değil. Sadece refere etmek için bu verileri dikkatinize sundum. Deccal'ın Hristiyan kutsal metinlerinde de karşılığının olduğunu görüyoruz. Mesela yine burada da kıyamete yakın zamanda zuhur edeceğine inanılmaktadır ve aynı zamanda Mesih'in düşmanıdır. Bunun yanında şeytani özelliği vardır. Keza yarı şeytanı, yarı insani bir varlık olduğu da ileri sürülmüştür. Mesela Paulus'un Selaniklilere yazdığı ikinci mektubunda Deccal fesat adamı olarak zikredilmiş. Bunun yanında tanrılık iddiasında bulunacağı ve ortaya çıkması aynı zamanda kıyamet alameti olacağı gibi bir takım iddialara rastlarsınız. Deccal ayrıca hain ve çirkin bir dev olarak nitelenmiş Hristiyan kültüründe. Bazen kör, dikkat edin özellikle bu kör ifadesine, birazdan İslam kültüründe de benzer bir anlatının olduğunu göreceğiz. Bazen kör, bazen topal, bazen tek gözlü, çirkin, her türlü melaneti işleyebilecek bir cüret, her türlü melanete cüret edebilecek, işleyebilecek, kötülüğü yapabilecek bir insan tipi olarak zikredilmiştir. Mesela kaşlarının arası çok açıktır ki bu İslam kültürüne de değişik versiyonlarla yansımıştır. Parmaklarının ucunun hepsi baş gibidir, baş şeklindedir. Elinde bir kılıç bulunur. Görenler tarafından hemen tanınır. Saçları pis ve uzundur. Böyle olabildiğince çirkin bir tablo sunuluyordur. Ve dünya hakim, dünyaya da hakimiyet kurmuş bir zalimdir aynı zamanda kendisi. Ve şeytani kuvvetlere de sahiptir. Bir takım olağanüstülükler, özellikler de taşımaktadır. Zalim bir imparatordur. Dinsiz ve asi kimseler,
ya da ayrılıkçı bir takım kişiler de yine bu bağlamda Hristiyan kültüründe Deccal olarak tanınmıştır. Bütün bunların yanında bazı yorumlarda ise akıllı, becerikli bir kimsedir aynı zamanda. Ve yine birçok Deccal'in çıkacağı iddiası dillendirilmiştir ki bu da aynen olduğu gibi İslam'a intikal eden bir telakkidir. Ancak en büyüğünün de ahir zamanda zuhur edeceği gibi bir düşünce vardır. Orta çağda kilise vaizleri Deccal'ın çıkış tarihiyle ilgili çeşitli kehanetlerde bulunmuşlar ki bugünkülerin onların uzantıları bugün de bizde işte Deccal'ın çıkışına dair benzer hikayeleri dillendirirler. Bunlar da Hristiyan kültüründeki Deccal ile ilgili telakkilerin sadece ve sadece bir bölümü. Bunu belirtmiş olayım. İslam geleneğinde ise Deccal kıyamete yakın zamanda zuhur edecek bir varlıktır ve ortaya çıkışı aynı zamanda kıyamet alametidir. Bakınız hiçbir değişiklik var mı? Olduğu gibi kodifike edilmiş. Öncelikle tekrar edeyim ki Kur'an'da bu iddiayı destekleyecek hiçbir imadan dahi söz edilmez. Bunun özellikle altını çiziyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim kıyametin mutlaka kopacağından söz eder, muhataplarını bununla uyarır, dehşetli kıyamet sahneleri anlatır. Ancak onun zamanının veya vaktinin ne zaman olacağı konusunda hiçbir ipucu vermez. Bir başka husus ise asla da bir alametten söz etmez. Evet, bazı açıklamalar yaparken vaktinin yaklaştığını söyler ancak asla bir kıyamet alametinden bahsetmez Kur'an-ı Kerim. Bunun da özellikle altını çizeyim. Tam aksine onun ansızın geleceğini söyler ve bu da Araf suresinin 187-188. Ayetlerine bakınız. Burada onun ansızın olacak, kopacak kıyametin alameti olmaz. O zaman bu ayete göre hiç böyle evirmeye, kıvırmaya, yuvarlamaya gerek yok. Kıyamet alametleri olarak sunulan bütün rivayetlerin hepsi çöpe gider. Hiç kusura bakmayın, hiç bunun tartışması da yoktur. Eğer yani bunu niye söylüyorum? Sünni paradigmaya göre bir ayeti inkar eden dinden çıkıyor, küfre giriyor. Onların terminolojisiyle konuşuyorum. Dolayısıyla da bir ayet bütün rivayetleri de aslında aynı zamanda çöpe atıyor. Siz ayetin mesajına aykırı bir iddiayı dillendiriyorsanız o zaman peygamberi çelişkili konuma düşürürsünüz. Tebliğ ettiği vahye inanmayan veya vahyin tersini anlatan bir peygamberle karşılaşırsınız ki bu mümkün değildir. Buna rağmen Muhammed 18'de kıyametin ansızın gelmesini bekleyenlere yönelik onun alametleri belirmiştir gibi bir ifade vardır. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar artık diye buna benzer bir ifade vardır. İşte burada alametler belirmiştir deniliyor ya. Hah diyorlar, bakınız şimdi alametlerden size bahsedelim diyorlar. Ancak ayetlerden herhangi bir karşılık bulamayınca Kur'an'daki bazı ayetler istidlal yoluyla bu ayetlerin uzantılarıdır şeklinde yoruma dönüştürülüyor. Mesela güneşin batıdan doğması, Dabbetül Arz diye bir varlığın ortaya çıkacağı ve aynı zamanda Deccal'in zuhur edeceğinin kastedildiği iddia edilmiştir. Mesela Tirmizi'deki bir Ebu Hureyre hadisinde bu şekilde yani alametler diyor. İşte güneşin batıdan doğmasıdır, Dabbetül Arz'dır ve Deccal'in çıkışıdır. Halbuki ayette doğrudan bir alametten bahsetmiyor. Bunu belirttik. Bu itibarla da tekrar ediyorum. İstidlal yoluyla kimi ayetler Deccal'ın çıkışına referans gösterilmiş veya referans aranmış bunun için ve zuhuru da yine kıyamet alametlerinden birisi olarak gösterilmiştir. Özellikle de Hazreti İsa'nın öldürülmediğine de inandıkları için ve göğe yükseltildiğine inandıkları için Zuhruf suresinin 61. ayetinde de Hazreti İsa kıyamet alametlerinden birisi olarak gösterildiği için ki bu farklıdır bunun bağlamı. Böylece kıyamet öncesinde İsa ineceğine göre demek ki Deccal da çıkacak. Çünkü İsa Deccal'i öldürecektir. Bu eski Hristiyan kültüründen intikal eden bir anlayıştır. Bu itibarla da buna mutlaka ayetlerden bir referans bulunma gereği veya lüzumu hissedilmiş. Bunun için de Hazreti İsa'nın nüzulu ile Deccal'in zuhuru arasında bir ilişki kurulmuş ve bunlar kıyamet alametleri olarak
gelmiş nur topu gibi İslam inancının merkezine oturmuştur. Mesele bundan ibarettir. Hiç alakası yoktur. Tamamen ezoterik anlatılardan ibarettir. Ve bu itibarla da kesinlikle vahye dayanmaz. Somut bir referans bulunmayınca da bu boşluk rivayetlerle doldurulmaya çalışılmıştır. Nitekim de işte Deccal ve Nuzulü İsa ile ilgili hadis eserlerindeki özellikle bu fiten ve melahim edebiyatında, melahim bahislerinde muazzam anlatılar vardır ve bunların tamamı da kıyamet alametleri olarak gösterilir ki buna ilaveten ayrıca Eşratu Sa'a diye yani kıyamet alametlerini zikreden bölümler vardır. Buralarda yani aslında eğlence için okumak gereken, okunması gereken birçok hikaye görürsünüz ama içi tamamen boş. Ne yazık ki bunlar bugün insanlara anlatılıyor. İşte geçenlerde mesela kalktılar bir adamı çıkardılar televizyona. Sanki çok önemli bir şeyler anlatıyormuş gibi bilgiç bilgiç de dinliyorlar ki gören de hayret eder. Aslında ben programı izlemedim, vakit ayırmam. Fakat sosyal medyadan yansıyan veya işte resimlerinden yansıyana bakarsanız gayet de böyle ciddi ciddi soru soruyorlar. O anlatıyor, birisi yazıyor, bir şeyler ediyor. Dersiniz ki yani hakikaten büyük bir mesele çözülüyor. Yani insan üzülüyor. Bu akıl ne yer, ne içer? Evet, reyting uğruna bunları yapıyorsunuz da yani bu kadar da böyle pespayeliğe ne gerek var Allah aşkına? Çıkarıp da insanlara doğru dürüst bu mevzunun ne olduğunu anlatamaz mısınız? Eğer bilgilendirmekse gayeniz. Tutmuşsunuz bir oturtmuşsunuz oraya birisini. Habire bu hikayeleri anlatıyor. Mesela bu fiten ve melahim edebiyatı içerisindeki rivayetlerden birisi de Peygamberimizin güya 10 tane büyük kıyamet alameti saydığı, bunlar gerçekleşmedikçe asla kıyametin kopmayacağını söylediği ve bunlardan birisinin de Deccal olduğu iddia edilmiştir. Bu tür hikayeler, bu tür rivayetler büyük oranda Yahudi kültüründen etkilenen Ebu Hureyre'den gelir. Yine aynı şekilde Yahudi kültüründen büyük oranda etkilenen Amr bin el-As'ın oğlu Abdullah ki bundan gelir, Abdullah bin Amr. Bu da önemli bir şeydir. Yani ravidir. Bunlara ilaveten Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, yine İbni Mesud ve Hazreti Ayşe gibi isimlere de bu tarz rivayetler refere edilmiştir ve bunlar üzerinden anlatılmıştır. Şimdi hadis külliyatı içerisindeki bu Deccal kıssalarını veya Deccal'in kim olduğunu anlatabilmek zaten mümkün değil. Yani bunun için 4-5 saat gerekir belki tek tek okunsa bunlar özetlense. Bu itibarla da özet olarak bazı hususları hatırlatayım. Mesela bir insan olarak tanımlanmıştır. Önce peygamberlik iddiasında bulunacağı ileri sürülmüştür. Sonra ilahlık iddiasında bulunacağından söz edilmiştir. Alnında kefere yani yazısının olduğu fakat bunu herkesin göremeyeceği sadece müminler ve onun kötü işler yapmasından hoşlanmayanlar ancak onun kefere olduğunu anlayacaklar. Zira kefere de böyle şeydir. Tek tek yazılmıştır. Yani bir kelime olarak yazılmamıştır. Hurufu mukata gibi yazılmıştır güya. Ancak bunu müminler anlayabileceklermiş. Teninin mesela kızıl, bazen esmer, bazen de parlak olduğunu görürsünüz. Hangisini beğenirseniz o da olabilir yani. Mesela aynı şekilde çok cüsselidir ama bunun yanında kısa boyludur. Heybetlidir ama kısa boyludur. Nasıl oluyorsa yani beğendiğinden. Mesela sağ gözü kördür. Hristiyan kaynaklarında da dikkat ederseniz bir gözü kördü. Burada da sağ gözü gördür, kördür veya patlamış üzüm tanesi gibi öne çıkmıştır. Gözünün etrafında böyle biraz et kaplamış gibi gösterilmiştir. Buna mukabil sol gözü de alnıyla düzdür. Dolayısıyla da tek gözlü olduğu iddia edilmiştir. Bunun yanında Deccal'in yapacağı kötülüklere dair türlü hikayeler dillendirilmiştir. Ardından da Hazreti İsa'nın gelip onu öldüreceğine dair hikayeler anlatılmıştır. Bunlar anlatılırken aynı zamanda mesela rivayetler arasında Hazreti Nuh'tan itibaren bütün peygamberlerin Deccal fitnesinden ümmetlerini, kendilerine inananları veya muhataplarını uyardıkları iddia edilmiştir. Benzer şekilde Hazreti Muhammed'in de onun şerrinden Allah'a sığındığına dair dualar ettiği, ümmetine de bunu anlattığı söylenmiş ve bu duayı öğrettiği
tavsiye ettiği ileri sürülmüş ve bu itibarla da peygamberimizden bu söze isnaden bunun Deccal'in mutlaka geleceği gibi bir takım çıkarımlar yapılmıştır. Tabi rivayeti uydurup Hazreti Peygamber'e isnat edince ondan sonra hikayelere de muazzam bir zemin hazırlamış oluyorsunuz. Şimdi bunlar Deccal'in tanımlanmasıyla ilgili birkaç anekdottu. Deccal'in çıkacağı zaman ve yer konusunda da ilginç iddialar vardır. Mesela Horasan'dan çıkacağı, hiç duydunuz mu bunu? Mesela hadis kitaplar, bu anlattıklarım ikide bir de bana, ya hocam bir tek tek referans verseniz, ya ben şimdi alacağım böyle kitapları elime, bu burada yazıyor, bu burada yazıyor. Kardeş beğenmiyorsanız dinlemeyin. Bu kadar basit. Anlattıklarımın hepsi de hadis kaynaklarında, oradan edindiğim bilgileri paylaşıyorum sizinle. İkide bir de bunu soranlara cevap vermek gereği duymuyorum ama yeri geldi bunu da ifade etmiş olayım. Mesela Horasan'dan çıkacağı, keza İsfahan'dan çıkacağı, bunun yanında Şam'dan çıkacağı iddia edilmiş. Şam ile Irak arasında bir yerden çıkacağı iddia edilmiş. Ancak Mekke ile Kudüs ve Medine'ye bir türlü giremeyecekmiş bunun yanında. Böyle de bir iddiadan söz edilir. Dolayısıyla da hangi yeri isterseniz. Çıkış zamanı ile ilgili de mesela bazı yorumlarda bir asrın başı diyor ama hangi asrın başı? Mesela şimdi olsa 20 yıl geçti. Artık siz belirleyin. Demek ki öteki asrın başına kaldı. Hangi asır ama? Mesela bunlar arasında enteresandır. Müslim'de bir rivayet vardır. Fiten bahsine bakınız, görürsünüz. İstanbul'un fethinden sonra Deccal çıkacakmış ki bu rivayet Müslim'de geçer ve birçok sahih kabul edilen, bunların çoğu zaten hadis kitaplarında olan iddialardır. Mesela Deccal çıktıktan sonra 40 gün yaşayacakmış. Ama mesela İstanbul fethedildi, hala kıyamet nedir? Kıyamet alameti olan Deccal'i göremiyoruz. Ancak yalancı, yani Deccallık yapanları görüyoruz ki bunlar aslında din adına yalan uydurup anlatan şarlatanlara Deccal diyebilirsiniz ki hadislerdeki tanımlaması da zaten budur. Mesela Deccal çıktıktan sonra 40 gün yaşayacağı, kalacağı, kimi yorumlarda ise 40 yıl kalacağı iddia edilmiştir. Bu 40 günün günlerden birisinin bir yıl, yani bir yıla tekabül ettiği, birisinin bir aya, birisinin de bir haftaya, geri kalanının da normal gün olduğu gibi böyle fantaziler üretilmiş, enteresandır. Ama bunun yanında dediğimiz gibi 40 yıl yaşayacağı da söylemiş ve sonunda söylenmiş Hazreti İsa tarafından Lut Gölü yakınında güya öldürülecekmiş. Şimdi hadislerin bağlamındaki rivayetlerin bir kısmı böyle çıkış zamanıyla ilgili. Gelelim Deccal varlığının acaba bir insanı mı sadece simgeliyor bu yönüne. Mesela rivayetlerde genelde bir Deccal'den bahsedilir ama bunun yanında ayrıca 27 ile 30 arasında, 30 küsur arasında Deccal'den de bahsedilir. O yüzden de zaten hemen her döneme bir Deccal'i yerleştirebiliyorsunuz. Ancak süre bittiği için de artık yani sürenin sonuna doğru, yani 1400 yıl geçti, 14 tanesi gitti, artık geldi, gelecek gibi yorumlanıyor da bunu da bu vesileyle belirtmiş olalım. Bu bağlamda ona çeşitli olağanüstülükler atfedilmiştir. Burası çok ilginçtir. Mesela rüzgar gibi hızlı hareket edebiliyor. Yeryüzünü bu nedenle de çok kısa sürede dolaşabiliyor. Bunun yağmur yağdırma özelliği var. Kurumuş bitkileri yeşertme özelliği var. Bolluk ve kıtlık çıkarabilme yeteneği vardır. Dikkat edebiliyor musunuz? Bunları yapan Deccal. Öldürüp diriltebiliyor. Mesela cüzamlı hastaları, felçlileri iyileştirebiliyor. Körleri iyileştirebiliyor. Dağları yerinden oynatabiliyor. Güneşi durdurma gücüne sahiptir. Dikkat edebiliyor musunuz? Bu tür hikayelerin veya hezeyanların bir kısmı Hazreti Muhammed'in mucizeleri, bir kısmı da Hazreti İsa'nın mucizeleri olarak anlatılır. Hazreti İsa'nın mucizeleri yönüyle ve muhteva olarak bu mucizeler bağlamında meseleyi ele aldığınız zaman hikayenin nereden geldiğini zannediyorum kolaylıkla anlıyorsunuz. Deccal ile ilgili enteresan bir hikaye vardır ki geçenlerdeki tartışmaya da konu olan mesele bu rivayettir. Biraz muhtevasını bahsedeyim. Temim Eddari adlı bir sahabenin 30 kişiyle bir denize açıldığı, bir aylık sıkıntılı bir yolculuktan sonra, aynı zamanda maceralı bir yolculuktan sonra bir adaya sığındıkları, orada adanın cessase olduğu söylenen
ama konuşabilen aynı zamanda hayvanımsı bir varlıkla karşılaştıkları hikaye görebiliyor musunuz? Onun yönlendirmesiyle bir manastıra gittikleri, orada kendisini Deccal olduğunu tanıtan birisiyle karşılaştıklarını, ancak zamanı gelince bu şahsın ortaya çıkacağını kendilerine söylediğini, hali hazırda zincire vurulmuş bir şekilde burada bekletildiği gibi bir takım iddialar dillendirilmiştir. İşte geçen gün Cübbeli ismiyle müsellem şahsın hezeyanları buraya dayanıyor. Efendim bir adada yaşıyor, hala yaşıyor iddiaları ve bu bağlamdaki hezeyanların dayandığı temel budur. Güya bu hikaye Resulullah'a anlatılmış, o da bunun doğru olduğunu söylemiş ve onaylamış. Ne bileyim Müslim gibi, Ebu Davud gibi, İbni Mace gibi bir takım hadis rivayetlerinde bunu görebilirsiniz. İbni Hacer bu iddianın ki oldukça geç dönemdir, sıkıntılarını anlıyor. O yüzden bir ara yol bulmaya çalışıyor ve diyor ki aslında diyor kıyamete yakın zamanda zuhur edecek Deccal bu Deccal değildir. Böylece topu taça atarak bu işin içerisinden çıkmaya çalışıyor. Yalnız rivayeti de reddedemiyor. Bunun yanında enteresan bir yorum daha vardı sevgili dostlarım. O da bazı rivayetlerde Hazreti Peygamber döneminde Medine'de yaşamış olan İbn Seyyad adlı birisinin Deccal olduğu ileri sürülmüş. Bu daha farklı bir yorum. Dolayısıyla da bu tarz rivayetler de kaynaklarda var. Birisi şimdi bir adada yaşayan yani zincire vurulmuş meçhul bir şahıs ama hala yaşıyor orada. Vakti zamanı gelince ortaya çıkacakmış. Birisi de İbn Seyyad İbn Seyyad denen bir şahıs ki peygamber döneminde yaşamış birisi. Bu da Deccal. Şimdi bu tarz rivayetler arasındaki çok bariz farklar gözükünce bu sefer işte İbni Hacer tutmuş ne demiş? Bu Deccal o Deccal değildir ve böylece işin içinden sıyrılmaya çalışmış. Keza bu İbni Seyyad'ın Yahudi asıllı olduğu, kahinlik yaptığı gibi bir takım iddialar ortaya atılmış. Garip hallerinin olduğu, hatta nübüvvet iddiasında bulunduğu gibi iddialar dillendirilmiştir. Dolayısıyla da aslında burada anlatılan peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkması gibi dini içerikli yalanlardan dolayı bu adam Deccal olarak nitelenmiş, yani yalancı olduğu için. Dolayısıyla da bu da Deccallerden birisi olarak sunulmuştu. Anlaşılan ravi bu detayı kaçırdığı için bu şekilde yorumlamış onu. Mesela Ali el-Kari, İbn-i Seyyad'ın kıyamet öncesinde çıkacak Deccal değil, çeşitli Deccallerden birisi olduğunu söylemiş. İbni Hacer gibi bir ara formül bulmuş. Zira birçok Deccal çıkacak. Dolayısıyla da sonuçta Deccal'den vazgeçemeyince ara formülle de meseleyi düzlemeye çalışmışlar, öyle söyleyelim. Bunun yanında mesela Abdülüzzab bin Katan diye birisi var. O da mesela Deccal olarak tanınmış ve asıl Deccal budur denmiş. Bunlar tabii aslında dediğimiz gibi Deccal tarifleri nedeniyle yalan söyleyenlerin veya çeşitli Deccal özellikleri gösteren veya tariflerdeki özelliklere benzeyen kişilerin Deccal olarak tanımlanmasından başka bir şey değildir ki Hazreti Peygamber'in de yalancıları Deccal olduklarını söylediğine dair haberlere de yine kaynaklarda rast gelirsiniz. Sünni kaynakların hemen hemen tamamında ki bazı mutezili alimleri kenarda tutarsak tamamı Deccal'in çıkışının hak olduğunu söyler ve bu hezeyanlara uygun bir kılıf bulmaya çalışır. Ancak bunun yanında mesela hariciler de genelde reddetmişlerdir. Şii otoritelerde ki zaten onlar için de ezoterik anlatılar oldukça şeydir, revaçtadır. Sünniler gibi kıyamete yakın zamanda ortaya çıkacağına ve Hz. İsa tarafından öldürüleceğine inanırlar. Kimileri ise Deccal'ın zuhurunu kabul ederken onun olağanüstülüklerini reddetmişlerdir. Kimileri ise onun bir insan değil, aslında bir sembol olduğunu söylemişlerdi. Şimdi başlıyoruz farklı yorumlarla meseleyi halletmeye. Bazıları ise her dönemdeki bozguncuları veya küfrü savunanları veya batılı temsil edenleri Deccal olarak tanımlamışlar ve prototip bir varlık olarak nitelemişlerdir. Dolayısıyla da istediğinize Deccal sıfatını yapıştırıp devam edebiliyorsunuz. Yani prototip kötülük sembolü birisi oluyor. Biraz daha yakın döneme doğru gelelim. Mesela Reşit Rıza Deccal'i Yahudi fitnesi olarak tanımlamış ve yani aslının olmadığını anlatmaya çalışmış. Muhammed Abduh ise
İslam'a yönelik uydurulmuş yalanlar ve kötülüklerin sembolü olarak görmüş Deccal'i, bu şekilde tanımlamış. Bizden bir örnek verirsek mesela Ömer Rıza Doğrul Hristiyan akidenin yaygınlaşmasını, dikkat edin buna, şeytan olarak tanımlamış. O da öyle bir hani yorumda bulunmuş. Kimisi materyalist batı demiş, kimileri şeytan olduğunu ileri sürmüş ve olabildiğince farklı yorumları görebiliyoruz. Yalnız bunlara ilaveten Mahmud Ebu Reyye gibi, Abdülkerim el-Hatıp gibi veya Ferit Vecdi gibi veya Ahmet Emin ya da Hasan Hanefi gibi bir takım otoriteler de Deccal inancını bütünüyle reddetmişlerdir ve böyle bir şeyin olamayacağını, bunun yalandan ibaret bir şey olduğunu zikretmişlerdir. Sonuç itibariyle şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir konudur bu Deccal meselesi. Kur'an-ı Kerim asla kıyamet alameti zikretmez. Kıyamet alameti olarak zikredilen herhangi bir iddia, hangisi olursa olsun, hadislerde geçen bu rivayetlerin tamamı Kur'an'a aykırıdır. Bunun özellikle altını çiziyorum. Bu Deccal hikayeleriyle hiçbir yere varılamaz. Böyle bir varlık yoktur. Böyle bir varlıktan da söz etmek zaten akla ziyan bir durumdur. Rivayetlerin enkazı altında ezilen ve kendilerini aynı zamanda hoca veya din konusunda uzman zannedenlerin hezeyanlarına kapılıp da bu hikayelerle ömrünüzü tüketmeyin. Böyle bir varlık hiç olmayacaktır. Kıyametin zamanı, vakti de zaten bellidir. Yani daha doğrusu Allah'ın bilgisi dahilindedir. Bir peygamber tebliğ ettiği vahye aykırı davranıp da bu tarz hezeyanları dillendirip bunları kıyamet alameti olarak ümmetine sunmaz. Aklınızı başınıza denk alın misali. Dolayısıyla da bu hikayelerle, bu hezeyanlarla, bu hurafelerle zamanınızı tüketmeyin. Ne Hazreti İsa gelecek, ne Efendim Mehdi çıkacak, ne de bu bağlamda dediğimiz gibi Deccal çıkacak vesaire. Bunların tamamı rivayetlerdeki iddialardan müteşekkildir. Asla Kur'an'la bağdaşmaz. Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde Hazreti İsa'nın öldüğünü söyler. Maide suresi orada duruyordur. Felemma teveffeyteni diyor. Ne zaman ki beni öldürdün, ondan sonrasını ben bilmem diyor. Konu uzun olduğu için kesiyorum. Dolayısıyla da Yahudi ve Hristiyanların hikayeleriyle devam edip de ondan sonra kalkıp da Yahudi Hristiyanlık düşmanı yapmanın bir anlamı yok. Getiriyorsunuz bunların ezoterik anlatılarını ta işte İslam'ın başladığı dönemden itibaren Orta Çağ'daki bu yoğun o kültürel etkileşimlerdeki hikayeleri getirip de 1400 sene bu insanlara sunuyorsunuz ve bunun adına da din diyorsunuz. Kimi kandırıyorsunuz Allah aşkına? Bunlarla nereye varılabilir? İnsanlar bir küçük gitsinler, inandıkları kitabı okusunlar, o kitap ne anlatıyor ona baksınlar. Ve bu şekilde bu hikayelerle de bir yere varılamayacağını, bunun bir avuntudan başka hiçbir anlamının olmadığını bunların belirtmiş olayım. İnşallah yine bu tarz konulara vaktim olursa değinmeye gayret edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşça kalın.